الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hazır tesbihleri tasavvuf dersimize İmam-ı Semerkandî'nin Tenbihul Gafilin kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen hafta bir kişinin aile ehline infakı ile ilgili bölümü okumuştuk. Bu hafta ise inşallah Bab-ı Riayeti ala Milkil Yemin, kişinin elinin altındaki çalıştırdığı işçilere veya hizmetçilerin hakkı. Elinin altında çalıştırdığı hizmetçilerin veya işçilerin hakkı. Ve ruya Ebu Zerr radıyallahu teala anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Hazreti Ebu Zerr'den rivayet-i hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Buhari ve Müslim'de geçmiş arkadaşlar. İhvanukum havalukum cealallahu tahta eylikum. Allah-u Teala diyor, elinizin altında bulunan çalışanlarınız sizin kardeşlerinizdir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Elinizin altında çalışanlar, çalıştırdığınız kişiler sizin kardeşlerinizdir. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطَعِمْهُمْ مِمَّا يَأْكُلُ. Kimin elinin altında böyle bir din kardeşi çalışıyorsa ona kendi yediklerinden yedirsin diyor. Yani kendisi ayrı yiyip de ona ayrı yedirmesin. Kendi ne yiyorsa ona da onun aynısından yedirsin. Ve yelbesuhu mimme yelbes. Ve giydiğinden de aynısını ona giydirmeye çalışsın. Ve la tukellifuhum fevka taqatihim ma yagribuhum. Onlara gücü yetmeyecek şeyleri üzerlerine yüklemeyin ya. Güç yetiremiyorsa, kaldıramıyorsa, yapamıyorsa, edemiyorsa onlara yüklemeyin. فَاِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاَعِينُوهُمْ. Eğer böyle bir durumda onlara yüklediniz, hemen bir ucundan siz tutun, onlara yardım edin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Elinizin altındaki çalıştırdığınız kişiler sizin kardeşleriniz buyuruyor. Kardeşleriniz. Yediklerinizden yedirmemizi emrediyor. Giydiklerimizden giymemizi emrediyor. Şayet bir iş verdiğimiz zamanda, onlara bir ucundan tutup gücü yettiremediği zaman bir ucundan tutup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yardım etmemizi emrediyor. Diğer Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte ise la tadribu wujuhal musallina mimma malikukum. Sizin elinizin altındaki çalışan işçilerin yüzlerine vurmayınız diyor. Onlara vurmayınız, onları dövmeyiniz. وَاَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَكُلُونَ وَاَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ. Yediklerinizden yedirin ve giydiklerinizden giydirin. فَاِنْ رَابُوكُمْ فَبِيعُوهُمْ. Eğer işinizde hıyanetlik ederse, onları salıverin geçsin diyor. Burada hizmetçi olursa onları, köle olursa onları satın diyor da, fakat elinin altındaki işçi hıyanet ediyor, işine bakmıyor, gevşeklik ediyor. O zaman ne diyor Peygamberimiz? Onları salıverin geçsin, o zaman durdurmayın diye. An Amir Şami radıyallahu ta'ala anhu قال istesqa رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت. Amir Şami diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin sahabesinden biri aile ehlinden su istedi. Dedi ki hanım bir bardak su getir veya bir tas su getir. فدعت المرأة خادمتها. Hanımı da hizmetçiyi çağırdı. Dedi ki hizmetçi veyahut da çalışan filanca bir bardak su getirdi. فأبطأت عليها فقذفتها. O hizmetçi biraz gecikince, çalışan biraz gecikince bir sefer kadın onunla ilgili kötü sözler söylemeye başladı. Antep tabirinden avratların arasında söylerler ya her türlü sözleri. Yani o da öyle bir şey yaptı. Hatta ta ki diyor kadına iftira attı. Yani yapmamış olduğu bir şeyi söyledi. O zaman diyor
Fekala, orada bulunan Amir-i Şabi, ama inneki setuhaddisine setuhaddine yevmel kıyameti leha ev tuqimine erba'atin yeşhedune enneha kema kulti. Senin bu söylemiş olduğun sözden dolayı diyor, ya sana had uygulanır, kıyamette yani had uygulanır çünkü sen bu insana iftira attın. Veyahut da diyor, eğer senin bu dediğin doğruysa, o onu yapmışsa dört tane şahit istenir senden diyor. Tabi o kadın da fe'atakadhe, onu ne yaptı o zaman? O da onu anında hemen azat, git serbestsin dedi. Fekale neha, ondan sonra o kadına dedi ki asa en yukeffere hâza ank, belki de inşallah bu senden umulur ki bu sana bir keffaret olur ya. Çünkü sen ona Allah muhafaza eylesin ya iftira attın, veyahut da eğer doğru söylüyorsan dört tane senden şahit istenecek. Belki de onu azat ettiğinden dolayı, serbest bıraktığından dolayı ne olmuş orada da, bu belki de sana bir keffaret olmuş olur. Allah-u Teala seni bu iki şeyden dolayı hesaba çekmez dedi. وروي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء ملائكة. Cennete kötü iş sahibi, yani elinin altındaki işçisine bağıran, çağıran, hakaret eden kişi giremez diyor Allah Resulü. Ekrimuhum ikrama evladikum. Çocuklarınıza nasıl ikram ediyorsanız onlara da öyle ikram edin. Çünkü dedi ya havalukum, yani sizin kardeşleriniz dedi ya. Ve at'imuhum mimma tekunun, ve yedikleriniz ne yedirin. Kultu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah ma yenfauna mine dünya, ya Resulallah bize dünyada fayda verecek şey ne? Yani onu elde edek. Kale ferasun terbituhu tukatilu aleyhi fi sabilillah ve memlukun yekfike. Birincisi Allah yolunda, Allah yolunda gidecek, Allah-u Teala'nın yolunda cihada gidecek bir at, yani bir şimdiki zamanda bir araba, Allah için tekeri döneceği bir araba. İkincisi de yani bir köle ki hizmetini, bir işçi ki hizmetini yapan, seni eviriyor, çeviriyor, sen olmadığın zaman işine bakıyor, işini döndürüyor, misafirini ağırlıyor, misafirini ikram ediyor, paranı hıyanet etmiyor, her şeyine dikkat ediyor. Bu ikisi diyor dünyada elde edeceğiniz iki şey. Ve izâ sallâ fehuâ hûke. O daha diyor hizmetçi, elinizin altındaki çalışan, namaz da kılıyorsun, senin artık kardeşin diyorlar Resulullah. O senin kardeşin. İbn-i Mace'de, İmam Ahmed'in Müsned'inde, İmam-ı Tirmizi'de geçmiş arkadaşlar. Heysemi'nin de Mecmu'a Zavaid'inde geçmiş. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال كم نعفو عن الخادم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme sorulmuş, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçmiş arkadaşlar. Ya Resulallah, bir çalışan hata ettiği zaman onu kaç seferde affedek demişler. Hata etti, kaç seferde affedek? Kale kulle yevmin seba'ine merrat. Günde 70 sefer affedeceğim demiş. Hata insan için ya. Hata edebilir. Yani hıyanet etmediği müddetçe, malına hıyanet etmediği müddetçe, namusuna hıyanet etmediği müddetçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? O zaman onu 70 sefer affedir. O da günde, yani senede ayda da değil, günde 70 sefer affedir. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان من آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm anında son kelimeleri arkadaşlar as-salatu, namazmış arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm anında söylediği sözlerden bir tanesi as-sala, namaz, ha namaza dikkat edin, ha namaza gevşeklik etmeyin, namazı kılın, namazı ihmal etmeyin. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, ve elinizin altındaki çalışanlarınıza da dikkat edin yani. Onların hak ve hukuklarına dikkat edin yani. Onlara kötü davranmayın. Onlara yediklerinizden yedirin, içtiklerinizden içtirin, içirin yani. Giydiklerinizden giydirin yani. Yüzlerine vurmayın diyor Allah Resulü. (Gülüyor)
كان عليكم بمحافظات الصلوات وتعاهد ما ملكت أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت أبو هريرة رواية عن شرفت الله صلى الله عليه وسلم شهلو بيولي دخلت امرأة النار في هرة لها ربطتها في البيت لم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece işçiye değil yani elinin altında çalışan değil, elinin altına diyor bir diyor kedi almışsan, bir köpek almışsan veyahut da bir kuş almışsan veyahut da bir at almışsan beslemek niyetiyle onlara bile bakmakla yükümlüsün yani. Onları aç bırakamazsın. Zira diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın sırf bir kediyi aç koyduğundan dolayı cehenneme gitti. Bir kediyi aç koyduğundan dolayı. Onun için elimizin altındaki her şeyden arkadaşlar. Yani beslemiş olduğumuz hayvanlardan, yedirmiş olduğumuz çalışanlarımızdan her ikisinden Müslüman neyin sorumlu? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kadının cehenneme gittiği gibi bakmazsa Allah muhafaza eylesin. Sonu nedir? Yine kötüdür. Zira Hasan Basri rahimahullah buyuruyor ki kâle مَرَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِبَع۪يرٍ مَعْقُولٍ صَدْرَ النَّهَارِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden bir yere giderken bir baktı ki bir deve bağlı. Yani şeyin güneşin altında bağlı hayvan. فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَالْبَع۪يرَ عَلَى حَالِهِ Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitti orada ihtiyacını bitirdi geldi döndü ki yine aynı yerde bağlı hayvan. فَقَالَ لِسَاحِبِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sahibini aram bulun. Nerede bakayım bu dedi. Çağırın hele şunun sahibini. Sahibi geldi sonra اَمَا عَلَفْتَ الْبَع۪يرَ هَذَا الْيَوْمِ Sen bu hayvanı buraya bak bağlamışsın. Bu hayvana yem verdin mi diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Yani bu hayvanı tuttun ama buraya bana yem verdin mi? قَالَ لَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok dedi yem vermedim. قَالَ اَمَا اِنَّهُ لَيُحَاجُّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Öyleyse diyor o kıyamet günde senden şikayetçi olacak ya. Ya Rabbi beni aç koydu diye ya. Senden şikayetçi olacak. Ya hayvanı bırakacaksın başıboş gidecek, yayılacak, yiyecek sağdan soldan, otlardan, motlardan. Veyahut da köpekse hayvanı bırakacaksın ne bulursa yiyecek, kediyse. Veyahut da hayvanı tuttun, bağladın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiri ne yapacaksın? O kıyamet gününde senden şikayetçi olmadan o hayvanın sulamasını, yemesini bırakacaksın ya. Yine başka bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen Ya eyyühennas Ey insanlar diyor. Allah Allah fîmâ melekât eymânukum Elinizin altındaki çalışanlara dikkat edin. Onlara dikkat edin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döne döne söylüyor. Ataymûhum mimmâ tekulûn Yediklerinizden yedirin. Ve elbisûhum mimmâ telbesûn Giydiklerinizden giydirin. Ve lâ tükellifûhum mâ lâ yutîkûn Onlara güç yetiremeyeceği şeyleri yüklemeyin diyor. فَاِنَّهُمْ لَحْمُنُ وَدَامُونَ Onlar da sizin gibi bir et, bir gemikten meydana geliyor. Güç yetiremeyeceği şeyleri yüklemeyin. وَخَلْقَ اَمْثَالِكُمْ Yani sizin gibi birer Allah-u Teala tarafından yaratılmış insanlar. اَلَا مَنْ ظَلَمَهُمْ فَاَنَا خَسَمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ حَاكِمُهُمْ Eğer kim elinin altındaki çalışana zulüm ederse onun diye kıyamette şikayetçisi benim. Allah-u Teala da bizim hakemimiz olacak diyor. Ya çalıştırmayacaksın ya da çalıştırdığın zaman insan ne yapacak? Gücü yettiği kadar onun hak ve hukukunu vermeye gayret edecek. Yoksa diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçmiş arkadaşlar. İbn-i Macid'e geçmiş. Kıyamet gününde onun neyi benim şikayetçisi yakasına yapışırım. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarık. Allah-u Teala da ne olmuş olur diyor. Bizim aramızda hakem olmuş olur diyor. وَرُوْيَ عَنْ عَوْنِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِقُلَامِهِ اِذَا عَصَى مَا اَشْبَهَكَ بِسَيِّدِكَ Elinin altındaki çalışanı kendisine عَوْنِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ Şairmiş, mübarek arkadaşlar. Medine'de doğmuş ve Kufe'de ikam etmiş.
Avun İbn Abdullah diyor ki eğer hizmetçisi elinin altındaki çalışandan bir şey istermiş, o mübarek de yapmayınca, isyan edince ne kadar da efendine benziyorsun demiş. Ne kadar da patronuna benziyorsun. Yani ne demek? Patronun da efendisi olan Allah-u Teala'ya böyle isyan ediyorsun ya. Sen de patronuna isyan ediyorsun. İkimizin ahlakı da aynı değil. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçmiş arkadaşlar. İza daraba ahadukum khadimahu fezekera Allahu Teala. Sizden biriniz diyor elinin altındaki çalışanına vurmak isterse ne yapsın? Allah'ı hatırlasın. Allah'ı hatırlasın. Ferfa'u aleykum ve elini çeksin diye. Allah'ı hatırlayıp ne yapsın? Elini çeksin. Ve rüya enne Osman radıyallahu anh Hazreti Osman radıyallahu anh araka uzna khadimahu li zemmi. Bir hizmetçisinin bir çalışanının kulağını çekmiş şöyle. Bir yapmış olduğu bir hatadan dolayı kulağını çekmiş. Thumme nedeme ala zelik. Sonra mübarek pişman olmuş. Ya niye ben böyle yaptım diye. فَقَالَ لِخَادِمِهِ hizmetçisine demiş ki قُمْ فَخْذُ اُذْنِي فَعْرِكْهَا بِكُلُّ قُوَّةٍ لَكَ لَعَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى يَعْفُ عَنِّي. Demiş ki gel evladım ben senin kulağını çektim sen de şu benim kulağımdan tut ne kadar kuvvetin varsa çek umulur ki Allah-u Teala beni affeder ya. Ben senin kulağını çektim hata ettim diye. قَالَ لَهُ الْغُلَامِ tabi Hazreti Osman Efendimiz gibi bir elinin altında çalışan bir işçi veyahut da bir çalışanı veyahut da bir kölesi nasıl olur? O mübareğe layık olması gerekir. O da diyor ki ya Mevla ey efendim ene eyden akhafu min maliki yevmiddin kema tekhaf. Sen nasıl diyor din gününden korkuyorsan ben de o günden korkuyorum. Ben nasıl çekeyim kulağını diyor. Fe'afavtu anke leallallahu ya'fu anni bifadlihi. Öyleyse diyor neyim? Hazreti Osman Efendimiz diyor git seni oğlum azat ettim. Belki de Allah-u Teala seni azat etmemden dolayı beni affeder diyor. Bir de azat ettim ya. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte husnul melike yumnun. Yani elinin altındaki işçiye güzel muamele etmek, ona vurmamak, ona kızmamak, ona bağırıp çağırmamak, onları güzel bir şekilde idare etmek o iş yerine bereket getirir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve usrul meleketi şumun ve elinin altındaki işçiye çalışana kötü davranmak, bağırmak, çağırmak, sövmek o iş yerine de bereketsizlik getirir. İnsan bereket istiyorsa elinin altındaki Allah-u Teala'nın kendisine emanet edilmiş olan elinin altındaki çalışanlarına ne yapması, güzel davranması gerekir. Hazreti Varuya Ali radıyallahu anh da'a gulamen lehu merraten ve merraten ve selasen. Hazreti Ali Efendimiz elinin altındaki çalışanını bir gün hizmetçisini bir sefer çağırmış kulak asmamış. İki sefer çağırmış hiç kulak asmamış. Üçüncüye çağırmış hiç kulak asmamış. Felem yücibu cevap vermiyor yani adam. Fekama ileyhi ve kal elem tesma ya gulam. Hazreti Ali Efendimiz varmış varmış yanına demiş ki ya çocuk bak ben seni çağırıyorum sen duymuyor musun hiç? Yani niye cevap vermiyorsun bana? Kale naam duyuyorum demiş. Yani cevap vermiyorum. Gönlüme değil mi ya? Kale me menakan cevabı. Mübarek de sormuş. Ya niye cevap vermiyorsun? Cevap ne? Sebep ne yani? Kale emintu min ukubetike fetekaseltu. Yani senin cezalandırmayacağını bildim ben de temelle gittim diyor. Onun için de gönlüm istedi diyor. O zaman fakale imdi fe ente hurrun livaşillahi ta'ala. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki git sen hursun oğlum demiş o zaman. Allah için seni azat ettim. Yani. Hazreti Ali Efendimiz'in yani davranışına bak. Yani biz öyle bir şey yapmışsak biri çağırsak da gelmezse iki sefer, üç sefer herhalde yumruğu keskenir giderik yani. Veya o da varırık yanına olmaz hakareti bağırır çağırırık ya. Yani. Ama Hazreti Ali Efendimiz'in ahlakına bakın. Hazreti Osman Efendimiz'in ahlakına bakın. Yani bir hatadan dolayı, o da yapmış olduğu bir günahtan dolayı kulağını çekiyor. Tekrar yeri var evladım, kusura bakma. Sen de benim kulağımı var kuvvetince çek diyor. Allah'ım inşallah onların
ahlakıyla cümlemizi ahlaklanmayı nasip eylesin arkadaşlar. وروي حسن البصري رحمه الله تعالى أنه سئل عن المملوك يرسله مولاه في الحاجة وتحضره صلاة الجماعة بأي ذلك يبدأ. Hazreti Hasan Basri Efendimiz'e sormuşlar, demişler ki bir adam var bu adam ki hizmetçi yani çalışanı, efendisinin işini, patronunun işini görmesi mi gerekir? Veyahut da demiş, cemaatle namaz var, onu mu gitmesi gerekir? Yani müezzin oradan çağırıyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Patron da kendisini bir işe gönderdi, oğlum git şu işi yap diye. Hasan Basri Efendimiz'e sormuşlar, hangisini yapması gerekir? قَالَ بِحَاجَةِ مَوْلَى Patronunun dediğini yapması gerekir demişler. Yani çünkü oradan ne yapıyor? Evine helal rızık götürüyor. Çoluğunun çocuğunun rızkı. Sonra İmam Semerkandî diyor ki arkadaşlar, yani اِذَا كَانَ مَعَهُ فِي الْوَقْدِ سَعَةٌ وَلَا يَقَافُ فَوْتَ الْوَقْدِ Eğer şart ne? Burada namaz vakti geçmeyecekse ya. Namaz vakti geçmeyecekse ilk önce o ustasının dediğini yapar. Sonra namazını gider kılar sonra. وَاَمَّا اِذَا خَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ Eğer namaz vakti geçecekse فَلَا يَجُوزُ لَهُ اَنْ يُؤَخِرَهُمْ مِنْ وَقْتِهَا O namazı vaktinden geciktirmesi caiz değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurmuş? لَا تَعَةِ لِمَخْلُوقٌ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Allah'a isyan edilen yerde kula itaat olunmaz. Eğer namaz vakti geçiyorsa kim de emrederse etsin, yani ustası patronu değil anası babası da emretse, kim ne emrederse etsin, ne yapar? Onun namazını geçirmez. Ve yustahabbu lirraculi en yeteahede mâ meleket yemine. Elinin altındaki kişilere haklarına riayet etmesi gerekir. Onlara bakıp gözetmesi, koruması gerekir. Ve lâ yükellifuhu minel ameli mâ lâ yutîk. Ve gücünün yetmeyeceği amelleri de yüklememesi gerekir. Lianne Allah Teala lem yükellif ibadehu mâ lâ yutîk. Çünkü Allah-u Teala kullarına gücünün yetmeyeceğini hesaba çekmeyecek ya. Hacca bileme ne demiş? Limen istata ileyhi sebile yani. Gücü yeten gitsin hacca yani. İmkanı olan, vakti olan gücü yeten gitsin ya. Gücün yetmiyorsa ondan bile sorumlu değilsin ya. Hac yani ömürde bir sefer yapılacak iş 60-70 senede. Buna rağmen bileme ne demiş Allah-u Teala? Limen istata ileyhi sebile. Nasıl ki diyor Allah-u Teala kula gücünün yetmediğine mesul tutmamışsa, gücünün yetmeyeceğinden dolayı hesaba çekmiyorsa, kul da elinin altındaki kardeşinin çalışanını gücünün yetmeyeceğini yüklemeyecek üzerine. Ve yenbegî en yuhsinel muâşir. O onunla güzel amel edecek. Ona güzel davranacak. Yani bir kardeşiymiş gibi davranacak. O zaman o iş yerinde, o yerde ne olur? Bir bereket olmuş olur. Fe inne husnel muâşire min ahlâkil mu'minîn. Çünkü o kişiye güzel davranmak, elinin altındaki çalışanına güzel davranmak müminin ahlaklarındandır. Yani. Sadece ona değil, her yerde güzel ahlaklı olması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani cennete girdirecek en çok amelleri sorduğu zaman ne diyor? Güzel ahlak birincisi ya. Takva ve husnul huluk diyor. İki şeyi cennete girdirecek. Neyi? Takva sahibi olmak, bir de güzel ahlak sahibi olmak. Yani mümin o zaman ne yapacak? Evinde güzel ahlak sahip olacak. Hanımına, ailesine, çoluğuna, çocuğuna güzel davranacak. Hanımın ailesine, akrabasına güzel davranacak. İş yerinde çalışanına güzel davranacak. Yani onları kendisinden ayırt etmeyecek. Bir öğretmen, öğrencisine aynı şekilde onlarla güzel muamele davranacak. Elinin altındaki kim varsa her hepsinden neyi? Mesul, sorumlu ve Müslümanın, müminin ne yapması gerekiyor? Güzel ahlaklı bir şekilde insanları idare etmesi gerekiyor. Allah-u Teala inşallah arkadaşlar duyduklarımızla bildiklerimizle her hepimize en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, İmam-ı Semerkandî'nin ruhu için, Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için, El-Fatiha-tu ma'as-salâm.